Başka birine geçmeyeceğim, sizinle devam edeceğim izninizle. Damla ile devam ediyorum. Damla kayınvalidesinin evinde öyle bir şey bulmuş ki, bu zamana kadar ki altın, para, takı tartışmalarını başka bir boyuta taşıyacak. Bakalım izleyelim. Kızlar 3-4 hafta önce kayınvaliden bizi kahvaltıya çağırdı. Kahvaltı falan ettik. Benim bir o zaman hani bir şey almam gerekiyordu dolabından. Hani biraz hafif üşüdüm ettim, bir tişört falan alayım dedim. Hani bir kazak falan, kapşon. Ondan sonra dolabını açtım. Önüme ne düşsün? Hesap cüzdanı. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda dahi dilim tutuluyor. Matematiğim bile yetmedi okumaya benim. Ya şaka yapmıyorum, gerçekten matematiğim yetmedi. O kadar çok para var. Gerçekten önüme bir düştü. Zaten benim elim ayağım titredi. Dedim ki bu nereden çıktı? Hani böyle bir şey olamaz. Çünkü kayınvalidem yok yok diye ağlıyor, siz de biliyorsunuz. Yani miktarını söyleme de, yani mesela şunu alacak kadar dediğin bir rakam var mı? Evini alır, arabasını alır, alır. İki tane daha böyle düğün yapar, tamam mı? Bir o kadar. Olan değil, iki tane olan daha evlendirir. O hesap kartını gördüm ya, bundan sonra Damla Şengel bir daha kayınvalidesinin lafına sözüne inanır mı? Hayır. Bundan sonra burada söylüyorum, ne gördüysem her şeyin en pahalısına sarılacağım. Her şeyin en iyisini alacağım. Çünkü yani artık yaptığı bu son damlaydı, bunu da gördüm. Benden öyle esirgenmez, ben böyle elindekini de alırım. Damla. Sabrına hayran kaldım. Diyorsun ki 2-3 hafta önce buldum bu hesap cüzdanını. Düğünün olalı da 5 gün oldu. Yani sen bunu 2-3 hafta önceden beri biliyorsun. Biz burada Nuray'la hep bütçe konuşuyoruz, alamıyorum, edemiyorum diye. Sen bunu nasıl tuttun içinde? Ve şu an niye söylüyorsun? Şöyle Nursel Hanım, bunun açıklamasını yapayım. Ben gününü bekledim. Dün kayınvalidem öyle bir konuşma yaptı ki kendi ağzıyla itiraf etsin istedim. Dedi ya dün, zenginlik suç mu? Ben sen taktık taktıkça böyle falan ya oldu. Ya Nursel Hanım, zengin olmak kolay değil, böyle bir şey. Zenginliğe bak. 3 tane bunun, bir tane de bunun incesi var. Zenginliğe bak. Daha takacağım ya. Nuray'cığım dur. Belki... Yok diyemez. Belki kayınvalidenin kefen parası bu. Merzifon'da bir yanardağ patlasa ve oradaki herkes ölse bütün kefen paralarını karşılar. Bir dakika ya, bir dakika Nursel Hanım, bu ne diyor ya? Bilip bilmeden ancak konuşuyor. İnsanlar böyle anlamadan yargılama ya. Bana sen nasıl bir insansın ya? Bir şey söyleyeceğim. Gözümle gördüğümü de inkar edecek halim yok. Tamam peki, olabilir. Benim adıma olabilir ama sen nereden biliyorsun ya o paranın bana ait olduğunu ya? Kime ait para? Ya ben biliyorsunuz Nursel Hanım, ben oğlumu Monitanya'da bizim akrabamız vardı, dayımlar. Dedim ki hani o da buraya devamlı gelemiyor. Onun parasını benim hesabıma, benim param değil ki sana vereyim ben. Sana dayının oğlu. Sanki benim param mı o ya? Bir dakika, o Moritanya'daki akraban, hatta izleyiciler de hatırlar. Oğlunu da oraya balıkçılık yapıyor diye hatırlıyorsunuz. Tamam, Nursel Hanım. Sana niye gönderiyor ki parası? Saçma. Ya benim hesabıma atıyor. Hani çoluğu çocuğu yok, benden başka kimsesi yok. Buraya geldikçe ben zaten hesabımdan çekip eline teslim ediyorum. Sen onun adına biriktiriyor musun? Evet, benim adıma hesabımda atıyor, gelemiyor. Benim hesabıma biriktir, gelince zaten eline sayıyorum. Artık o Merzifon'dan ev alıyor, daire alıyor, araba, ne ihtiyacı varsa gidelim. Benim para değil ki Nursel Hanım. Moritanya'da banka mı yok? Hesap mı yok? Olabilir, benim adıma hesap kartı mı yok? Niye senin adına o kadar cüzi bir rakam, o kadar büyük bir rakam? Şöyle söyleyeyim size, şu an iki tane düğün yapar, iki çocuğuna da ev alır, iki çocuğunun önüne de son model araba dizer. Şu an kesinlikle ben inanmıyorum. Gerçekten o bir de öyle kıyıya köşeye de atılmamış bir şey yani. Bu zamana kadar niye sak? Hayır. Furkan'a da mı söyledin? Hayır, hiçbir şeyden bilgimiz yok bizim. Ya ben niye köşeye koyayım, saklayayım? Öyle bir para olsa der ki benim dayım hiç mi bilmiyor? Ben 5 senedir sizin hayatınızdan. Ya başkasının parasını ne yapsın Furkan, ne yapsın? Hadi benim üstüme, ben ne yapayım? Nuray başkasının abla, parasını Nuray çekemem abla. Ki zaten. Senin oğlunla hiç konuştuğun bir mevzu değil mi bu? İşte Moritanya'daki ne akrabanın adı?
İşte falanca bize para gönderiyor. Bilmiyor mu Furkan? Ya daha önceki gönderdiklerini biliyordu ama son attıklarını bilmiyor Furkan. Para sizin olmadı. Bizim değil zaten. Ben başkasının... Furkan'dan da hiç böyle bir şey. Başkası... Furkan'ın da haberi yoktur. Yok gerçekten olsun. Eminim ya. Ya Damla yok olsun. O yok. Para gizli saklı bir senin evet, kıyılı köşene attığın Damla, para. Damla sen de nasıl bir sabır başkasının var ya. Başkasının parası zaten kocana ya. Kocana da söylememişsin. Allah Allah. Annene de söylememişsin. Kimseye söylemedin mi bunu? Ben içimde tuttum Nursel Hanım. Aha. Gerçekten bilerek milletin tuttum ama. Milletin parasını ben harcayabilir miyim Nursel Hanım? Senin paran o. Adam gelince istiyor ver paramı diyor ki yatırım yapıyor Moritanya'daki adam. Moritanya'daki akrabasını Allah Allah. Ben 5 senedir hayatlarındayım. Bir kere o dayısı gelip de ben tanışmamışım dayısıyla. Zaten 5 senedir bu adam nerede nerede? Zaten 5 yıldır gelmiyor. 5 senede bir geliyor. Sen nerede göreceksin? Her şeyimi sana mı söyleyeceğim beş ben? 5 senede bir Allah geliyor da bu Allah. Adam Moritanya'da bankalar mı tükendi? Bankalar mı çöktü neden de senin hesabını burada yatırım atıyor? Yapıyor o kişi? Ya Merzifon'la ya Merzifon'a yatırım yapıyor. Nuray dedi senin hesabı ben sana çok görevden... Ha sen onun yerini benim mal adıma, mülkü alıyorsun. Benim adıma yatırıyor zaten geliyor 5 senede bir geliyor. Geldikçe ben çekiyorum kendi hesabımdan eline teslim ediyorum. O da bir sürü ev falan daire falan aldı. Bizim paramız değil ki ben buna nasıl harcarım Nursel Hanım? Sen kimsenin? Bak böyle büyük mevlaların altına elini sokmazsın bu birincisi. Ya niye kaybederim benim, ederim mesuliyeti bende olur diye. Ya bakın dayım. Nursel Hanım gerçekten benim künyemi bile alır der ki ben kaybederim ederim direkt bana kendi verir. Hayır, şimdi bana bunu söylemesi koluma benim... Koluma takarım ben kolumdan çıkartmam bile bak bu nikaha kadar... Kaybedeceğim diye böyle büyük paraların diye. Mesuliyetini sen kendine nasıl alıyorsun bu ben, birincisi. Ben... İkincisi insan evladından dayısının verdiği parayı saklamaz. Niye saklamayayım canım? Dur daha önce biliyordu şimdi bilmiyor. Söylemek zorunda mıyım? Öyle bir dinliyorsun ki Nurten abla. Çok merak ettim ne hissediyorsun. Sen inandın mı Nuray'ın bu söylediğine? İnandım çünkü. Niye inandım? Ben de yapıyorum öyle mesela. Ben de yapıyorum. Çocuklarıma söylemediğim mesela birikim yapıyorum. Her şeyi bilmek zorunda değiller aynen ki. Aynen öyle. Birikim yapıyorum. O da biliyor. Aynı yoldaş da zaten. Olduğunu gördükçe zaten. Şöyle çocuklar yapabilir. Sürekli isterler. Nuray yani. Abla sen ne diyorsun? Bence de güzel yapıyor. Ben de hani biriktiririm koyarım yani. İlla söylemek zorunda değiliz ki her şeyi ama çocuklara. Ama başkasınınmış para burada işte onun adına birikim ama yapıyor. Ama tamam onu verirsin ama o zaten o akrabası da olsa biraz yaptığı için kimse de olmadığı için Nuray'a da bırakır zaten. Hani onu zannetmiyorum hepsini hani alabileceğini. Nuray abla bir çıkar ilişkiniz var mı bu arada? Ya dayım Nursel Hanım tamam benden başka da, kimsesi yani yok. Sen böyle yapıyorsun bir faydası oluyor mu sana? Ya öyle bir şey olmaz ya. Ya bana öyle bir faydası değil de bazen ya yardım eder sıkıştığım zaman o kadar yani. Çok büyük yüklü miktarda ben bana hiç, yardım ben dakika, dayıyı da görmedim. Kızlar bir dakika Beyhan abla da çok söz istedi. Şimdi ben önce Damla'ya bir şey söyleyeceğim sonra kendimden bahsedeceğim. Şimdi Damla sen de Nuray'ı kandır. Nuray sen de... Damla'yı kandır. Ben hiç. Kandırmıyorum ki. Bak sen, biz seninle ne konuştuk? Ne konuştuk ne Beyhan konuştuk? Abla? Dayımın parası gerçekten. Sen ben seninle bana hiçbir şey konuşmadım. Dayımın milyon, parası benim o kadar. 2 milyon değerinde benim param var. Aa! Ama Damla bunu duyarsa ben ona dayımın parası diyeceğim. Aa! Öyle bir şey demedim lütfen. Benim gerçekten Moritanya'daki dayımın bak, ben parası deminden... lütfen. Bak kimse kimseyi kandırmaz. Bir dakika, bir dakika. Bilmez miyim bir dakika ya? Arkadaşlar. Beyhan abla, Nuray abla daha önce seninle konuşuyor konuştu bu konuyu. Benden. Ne dedi? Dedi ki Beyhan abla dedi böyle böyle dedi. Ben dedi gelinime de çocuklarıma da dedi güvenmiyorum. Tamam mı? Bunu ne zaman konuştunuz? Ya bunu çok oldu ya. Değil, bir ay, iki ay oldu yani. Düğünle, nişanla alakası. Ne onlar böyle alakası yok. Onlar daha hiç ortada yoktu. Ama sen şu an çok önemli bir şey söylüyorsun. Ondan sonra dedim ki kız dedim. Yerin kulağı var dedim. Bulur eline geçer. Dedi sorarsa dedi ben dedi dayımın parası diyeceğim dedi. Onlara haber ver. Böyle bir şey oldu. Bizde var ya. Arkası yok. Böyle 2 milyon parayı, 2 milyon paran var madem bankada. Niye bize bu şekilde çektiriyorsun? Biz düğünü bekliyoruz. Ne bileyim bir şey alıyor, mobilya alıyorum. İkinci eline gidiyorsun bir şey. Yani demek ki böyle birikiyor. Ağlayandan korkacaksın işte. Başkasının parası ben kendimi burada yırtmıyorum. Dayımın koskoca parası. Koskoca Beyhan teyze. Damla. Niye şimdi böyle bir şey söylüyorsun? Dayımın parası ya benim param değil ya. Bir dakika bir soru daha. O gördüğün Allah hesap Allah. Cüzdanındaki rakam 2 milyon TL miydi? İşte diyemedim benim matematiğim. Ben nasıl dedim ama? Başı 2 miydi? Evet. Çok sıfır mı ben vardı? Ben nereden biliyorum? Çok sıfır vardı yani. Sen böyle dedim bir... Ben anlayayım ama çok para olduğu belli yani hani.
Nuray abla, mesela senin olsa niye söylemeyesin? Benim olsa söylerim zaten. Gerçekten yurt dışında dayım var. Onun parası benim param değil Nursel. Hayır, 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 hayır. Ne söyle ya? Sen de bizim aramızı kışkırtmaya çalışma. Benim bak, param söyle, değil. Doğru söyle. Şöyle bir şey, Damla ve Beyhan abla size daha çok söyleyeceğim. Şimdi bu ortada bir para var. Senin üstüne Nuray abla para. Evet. Sen diyorsun ki benim değil. Ben sana inanmaktan başka bir seçeneğim yok, kanıtım yok. Dolayısıyla sen benim değil diyorsan benim ben değil, Nursel, senin söylediğine inanmak zorundayım yani. Bu konuyu kapatayım. Daha fazla para konusunu konuşmayalım.